sohbete başladılar bize. Menzil dergahının tarihçesini anlattılar. Ta büyük dedeleri Seyit Maruf'tan başladılar. Dedeleri Şeyh Muhammed'e geldiler. Sonra babası Gavs-ı anlattılar. Menzilin nasıl kurulduğunu anlattılar. Seda Hazretlerini anlattılar. Bu adabın önemli hususlarından birisi de muhabbettir. Tasavvuf muhabbetsiz olmaz. Öyle bir şey ki farzları, vacipleri, sünnetleri yaptıktan sonra üzerine günde 1, 2, 3, 4 saat kadar nafile ibadet icra edilen bir yoldur. Bu kadar süre e, muhabbetsiz bu ibadetlerin yapılması mümkün değil. İlahi muhabbeti pek bilmiyorduk. Yani gözümüzden yaş falan gelmiyordu. Yani cenazede bile gelmiyordu. Vardık biz de elimiz tuttuk. Dediklerini tekrar ettik. Sonra bize işte talimat sofi dediler. Gece bunu yap. Yaptık. Sabah oldu. Allah Allah. Birden değiştik. Köyün dışına çıktım. Minibüs çıktı. Benim ciğerimin yarısı değil tamamı geride kalmış gibi oldu. Öyle üzüldüm, öyle üzüldüm, öyle hüzünlendim, öyle ağladım ki. Göl başına kadar. Allahu Teala'ya olan muhabbetimiz değişti. Peygamber Aleyhisselam'a olan muhabbet ve idrakimiz değişti. Allah dostlarına olan muhabbetimiz değişti. Kur'an-ı Kerim'e olan, ibadetlere olan her şey değişti. 2000 yılında büyüklerimiz bize Amerika'ya gitmemizi emrettiler. Biz de o kıştı Ramazan umresine niyetlenmiştik fakat nasip Amerika seyahati çıktı. O Ramazan'ı biz orada Amerikalı kardeşlerimizle geçirdik. İlk defa Türkiye'den oraya bir sohbet için kimse geldi. O da bize nasip oldu. Oradaki hatıramız şu, Yola çıkmadan önce gavsumuzdan dua ve himmet istedim. Çok alışkın olmadığımız bir tarzda elini kaldırdı ve çok uzunca bir dua etti. Halbuki Sadatlar çok az konuşur. Yani duaları da çok kısadır böyle dua isteyenlere. Ben şaşırdım. Yani çok dua etti ama çok. Sonra da bizi selametledi. Oradan anladım ki yani yurt dışındaki insanlara olan şefkati, merhameti ve muhabbeti ve dahi himmeti çok fazla. Sonra gittik geldik. Bu sefer de huzurlarına kabul buyurdular. Allah rahmet etsin ikisine de. Doktor Ahmed abi ile İbrahim Bülbül abi Almanya'da Yarbay abi'nin yanında uzun yıllar beraberce hizmet ettiler. Onlar da vardı. Üç kişiydik. Bizden seyahatimizle ilgili raporunu aldıktan sonra bu sefer de sohbete başladılar bize ve menzil dergahının tarihçesini anlattılar. Ta büyük dedeleri Seyit Maruf'tan başladılar. Sonra dedeleri Şeyh Muhammed'e geldiler. Sonra babası Gavs-ı Hazretleri'nin anlattılar. Menzilin nasıl kurulduğunu anlattılar. Seda Hazretlerini anlattılar. Seda Hazretlerinin vefatını mütakip gördükleri bir hali anlattılar. Netice-i kelam duydular ki bu kapı kıyamete kadar inşallah açık kalacaktır. Ama şartı var kitap ve sünnete uyulduğu müddetçe. İşte biz dediler onun için gayret ediyoruz. Bu kitap ve sünnete uymanın mücadelesini veriyoruz. Onun gerçekleşmesini istiyoruz. Dediler. Zaten giderken de bize şunu da emir buyurmuşlardı. Kurban ne yapalım, ne emredersiniz dediğimizde şerate ve adaba uyunuz demişlerdi. Hem giderken hem gelirken aynı şeyi farklı kelimelerle telaffuz ettiler. Kitap ve sünnete uymak. Yolumuz bu dediler. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı olduğunu buyurdular. Ve yolunun esasını da bu şekilde bize tekrar talim etmiş oldular. allah Teala Gavs'ımızın makamını nail eylesin. Ahirette şefaatlerine nail eylesin burada beraber olmak lütfunu bize ihsan eden Cenab-ı Hak orada da onlarla beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Bu kapı inşallah kitap ve sünnete uyulduğu takdirde kıyamete kadar açık kalacaktır ifadesini kendilerine sorulduğunda Sultan Seyyid Muhammed Saki Hazretleri Kuddüs'e Surruh kendilerine sormuş. Baba böyle bir e, ifade dolaşıyor hem kavsumuzdan hem sizden. Bunun için ne diyorsunuz? Ne buyuruyorsunuz demişler. Ona da cevaben evet. Kitap, sünnet ve adaba uyulduğu takdirde bu kapının kıyamete kadar açık kalacağı kanaatindeyim buyurmuşlar. Demek ki onların ve Onların takipçisi olarak bizlerin de yol haritası ortaya çıkmış oluyor. Kitap sünnet zaten İslam'dır, şeriat'tır, adab da tasavvuftur. Bu adabın önemli hususlarından birisi de muhabbettir. Tasavvuf muhabbetsiz olmaz. Bazı şeyler muhabbetsiz olur. Mesela insan keyfi yerinde olmasa da acıktığında yemeğini yer. Veya maaşla çalışıyorsa keyfi gelmese de, muhabbeti olmasa da çalışmaya mecburdur çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için. Ama bu tasavvuf öyle bir şey ki farzları, vacipleri, sünnetleri yaptıktan sonra üzerine günde 1-2-3-4 saat kadar nafile ibadet icra edilen bir yoldur. Bu kadar süre e, muhabbetsiz bu ibadetlerin yapılması mümkün değil. Yani çok kahraman bir adam olacak. Çok metin bir iradesi olacak. O binde bir çıkmaz. Hele bizim gibilerden hiç çıkmaz. Onun için bu yolun mayesi, esası muhabbettir. Muhabbet olursa hepsi kolay. Her şey kolay. Ama muhabbet olmazsa, insan çok zorlanır. Ve e, neticeye varması pek de mümkün olmaz. Muhabbet, Allah tarafından insana bu fıtratına koyulmuştur. Muhabbet iki şekilde tasnif edilir. Bir nefsin muhabbeti vardır. Bir de ruhun muhabbeti vardır. Sohbetimizin konusu nefsani muhabbet değildir. Onu zaten herkes biliyor. Canı ne istiyorsa onu sever ve elde etmek için ulaşır. Fakat o muhabbetler o mahbublar hepsi bu dünyayla ilgilidir. Kabir alemine göçtükten sonra ne muhabbeti kalır, ne de mahbubu kalır. Hepsi biter. Ahirette de eğer o muhabbet sebebiyle şer-i şerifin hudutları çiğnenmişse cezası ve hesabı kalır. Esas olan ilahi muhabbettir. İlahi muhabbet ruhun, kalbin işidir. Evet, ilahi muhabbeti elde etmek sorusu çok güzel bir soru. İnşallah onu cevaplandırmaya çalışalım. Daha doğrusu bir hatıramla cevap vermeye çalışayım. Çok kitabı da olmasın. Biz üniversite yıllarındayken duyduk Seyda Muhammed Raşit Hazretlerini, Kattesallahu Aleyhi ve Ali'ye Böyle bir İslam alimi çıkmış kapısına gelip tövbeden e, alkol müptelalarını bir tövbeyle ondan kurtarıyormuş. Bir Müslüman olarak benim bundan çok iştihar ettim. Dedim ben bu mübareği ziyaret edeyim. Böyle bir İslam alimi bu asırda var madem. Bu nimetten kendimi mahrum etmeyeyim. Gidip ona teşekkür edeyim dedim ümmet adına. Gittim. Üniversitedeyiz o zaman. O zamana kadar da bu ilahi muhabbetten de bizim haberimiz yok. Zaten 80 öncesi üniversite, lise yıllarımız geçti. Cenazelerimizi bile sloganla işte bahara çağrı kaldırıyoruz. Allah o ölülerimize, şehitlerimize rahmet eylesin. Öyleydi yani. Nefsani muhabbeti biliyorduk ama ilahi muhabbeti pek bilmiyorduk. Böyle gözümüzden yaş falan gelmiyordu yani cenazede bile gelmiyordu. Gittik ziyaret ettik. Ben orada dört gün kaldım. Hiç kimse de bana bir şey demedi ama böyle akşam bir insanlar kuyruğa girdi. Seda Hazretleri'nin elini tutup tövbe ediyorlar cemaat halinde. Arkaya yaslandım, seyrettim. Herkes bitti. Bu ben de gideyim dedim. İçimden öyle bir istek geldi. Vardık biz de elini tuttuk. Dediklerini tekrar ettik. Sonra bize işte talimat sofi dediler. Gece bunu yap, yaptık. Sabah oldu. Allah Allah. Birden değiştik. Şimdi Seda Hazretlerini o kadar çok sevdim ki ben. Hemen yanında bitiyorum. O o zaman klima falan yok. Böyle yelpaze ile onu şey yapıyorlar. Serinletiyorlar. O yelpaze yapanların elinden yelpazeyi kapıyorum. Başlıyorum yelpaze yapmaya. Başında dikiliyorum böyle. Seyrediyorum onu. Böyle o da hiç ses çıkarmıyor bize. Ne yapıyorsun da demiyor. Müsaade etti. Ben onu ona yelpaze yaptım arkasında durdum. Gece olur olmaz rüyalar görüyoruz. Sabah gidiyoruz kendisini anlatıyoruz falan. Sonra dört gün sonra işte memlekete gidiyoruz zaten. Yaz uğramışım. Bizim oradan bir minibüs geldi. Ona bindik. Geliyoruz. Aa, köyün dışına çıktım. Minibüs çıktı. Benim ciğerimin yarısı değil tamamı geride kalmış gibi oldu. Öyle üzüldüm. Öyle üzüldüm. Öyle hüzünlendim. Öyle ağladım ki göl başına kadar. Yani düşünün menzillerde Kahta, Adıyaman yer de yok. Doldurmuşlar o öndeki midibüsü. Onun şeyleri var. Basamakları var önden bilinen. Oraya oturttular beni. Kimse de görmesin diye utanıyorum da. Benim gözyaşlarım oradan sel oldu. O su nereden çıktı onu bilmiyorum. O kadar su çıkmaz bir insandan. Ta göl başında aklım başıma geldi. Ondan sonra ya her şeyimiz değişti. Mesela Bo Boğaziçi'nde okuyan bir talebeyiz. Adıyaman şallarından daha güzel bir kıyafet gözümde gözükmüyor benim. Başımızda takkemiz. Ondan sonra elimizde tespihimiz, bir dörtümüz döndük geri. Halbuki kimse de bir şey anlatmadı bize yani. Hepsi orada işte çorba içtik, sabah içtik, akşam içtik. Yattık, hatmeye girdik. Beş vakit namaz kıldık, Seda Hazretleri'ni seyrettik. Hepsi bu. Allahu Teala'ya olan muhabbetimiz değişti. Peygamber Aleyhisselam'a olan muhabbet ve idrakimiz değişti. Allah dostlarına olan muhabbetimiz değişti. Kur'an-ı Kerim'e olan, ibadetlere olan her şey değişti. Ve bunun değişmesi için de zahirde hiçbir sebep yok. İşte biz böyle bir tecrübe yaşadık. Bu çok kestirme ve kolay bir yoldur. Allah dostları ilahi muhabbetin tahsiline vesiledir. Sonra kitaplardan okuyunca anladım, sonra anladım ama o zaman yaşadım. Sonra ilmi hasıl oldu. Meğerse Cenab-ı Hakk'ın Elvedud ismi şerifi var. Bütün sevgilerin, muhabbetlerin kaynağı hakikatte o ismin tecellisinden ibarettir. Allah dostları da seyir sülük neticesinde Cenab-ı Hakk'ın o Elvedud ismi şerifine vasıl oluyorlar. Ve Elvedud ismi şerifinin tecellisi olarak üzerlerinde, kalplerinde ilahi muhabbet tecelli ediyor, tezahür ediyor. Kim onlarla kalben, ruhen beraber olursa o ilahi muhabbet o kimselere de inikas ediyor. Yani yansıyor. Bu manevi bir hal. Dolayısıyla bu hatırda tutulsun. Yani bu en kestirme yol ben bugüne kadar ki hayatımda bizzat yaşayarak da tecrübe ettiğim için onu gördüm. Haluk, ondan önce biz de mücahit insanlardık. Yani Allah yolunda, vatan yolunda canımızı, her şeyimizi feda edecek kadar da gayretli bir insandık. Sokaklarda, gençlik teşkilatlarında önderlik yapıyorduk. Ama böyle bir şey tatmamıştık. O demek ki o Allah dostlarıyla tanışmanın bereket oldu. Onların himmeti oldu. Tabi her giden bundan istifade eder mi bilemiyorum. Allah nasip ederse de olur. Ama Allah nasip etmezse ne olacak ki? Onun için Seda Hazretleri buyurmuşlar. allah Teala bize bu yetkiyi verdi. İrşad yetkisini. Ve onun içinde olan işte o muhabbeti, feyzi, dua himmeti. Fakat biz bunu istediklerimize veremiyoruz. Ona yetkimiz yok. Allah kime isterse onlara ancak verebiliyoruz diye bir sohbetlerinde de buyurdular. Dolayısıyla Allah'tan istemek lazım. Ya Rabbi ilahi muhabbetinden bana da tattır ve bunun vesilelerine bizi ulaştır diye dua etmek lazım. Cenab-ı Hak duamızı kabul ederse inşallah ki eder. Bizim önümüze de öyle birisini çıkarır inşallah. Tabi bu işin kolay yolu ama muhabbet yani böyle bir tecrübemiz olmamışsa da muhabbetsiz olur mu? Olmaz. Allahu Teala'yı sevmek mecburiyetindeyiz. Bize bu kadar nimetler ihsan eylemiş, bizi yaratmış, insan yaratmış. E ya şimdi şu ot olarak da yaratabilirdi. Bizim bir tercihimiz mi oldu? Allahu Teala dilekçe mi verdik bizi insan yarat diye. E bizi ümmeti Muhammed yaratmış. E şimdi Nuh Aleyhisselam zamanında yaratsaydı toprağın altında bekleyecektik ta kıyamete kadar bu kadar sene. E bizi bu saadatlarla da tanıştırmış. Kaç kişi tanışıyor ki bu kadar insanın içinde? E, sağlık vermiş, evlat vermiş geçim vermiş, akıl vermiş. Değil mi? Akıl olmasa ne kıymeti var? Bütün bu nimetleri bize veren Allahu Teala'yı sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz? Bir de Allahu Teala bizzat zatında kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Dünyaya bakın, arza bakın, semaya bakın. Oralardaki sanat levhalarını tefekkür etsek Allahu Teala'nın kemali de ortada, cemali de ortada. Sevmemek için kalbin bozuk olması lazım. Mürşid-i Kamil ile tanışmadan sonra kalbe sadece mürşidin muhabbeti değil, ilahi muhabbet veriliyor. O ilahi muhabbette Allah sevgisi geliyor en başta. Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisi geliyor. Kamil insanların sevgisi geliyor. İnsanların sevgisi geliyor. Mahlukatın, mevcudatın yani ağacın, karıncanın, otun her şeyin sevgisi geliyor. Her şeye bakışınız değişiyor. Yani zatını sevmeseniz dahi onu yaradandan dolu, dolayı seviyorsunuz yani, hoş görüyorsunuz. İşte bu büyük bir kolaylık. Peygamber Allahu Teala'yı sevme hususunda yalnız bir müşkilimiz var. Allahu Teala bizim tasavvur ettiğimiz, tefekkür ettiğimiz her şeyin dışındadır. Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey ona benzemez. Dolayısıyla bunun bir delile ihtiyacı var. Yani Allahu Teala'yı sevdiğimizi nereden bilebiliriz? Ayet-i kerime burada imdadımıza yetişiyor. Estağfurullah. Kul <Sessizlik> in kuntum tuhibbun Allah oni fettabi'uni yuhibbukumullah ve yagfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bizim bu müşkilimizi halletmek üzere kullarıma de ki Peygamber Efendimiz'e emrediyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba ediniz. Bana ittiba ediniz ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. O çok gafur ve rahimdir. Dolayısıyla ölçü ortada, Kur'an'i ölçü. Kimsenin de itiraz edecek, mecali yok. İnkarı zaten küfür. Eğer biz Allah'ı sevme gayretinde ve cehdinde ise, iddiasındaysak, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden hissemize bakacağız. O sünnet seniyenin en başında namaz gelir, oruç gelir, zekat gelir, harç gelir. Günahları terk gelir. Nafileleri bunlara ilave etmek gelir. Allah Teala'nın bizi sevdiğini anlamak istiyorsak sünnet-i seniye ile irtibatımıza bakacağız. Ne kadar Allah Teala bize sünnet-i seniyeyi işleme imkanı verdiyse tevhigini üzerimize gönderdiyse bilelim ki allah Teala bizi o kadar çok seviyor. O yüzden Peygamber aleyhisselam olmadan Allah'la ne iman irtibatı kurulabilir ne de muhabbet bağı kurulabilir. Mümkün değil. Onun için kendine Müslüman söyleyip de Peygamber aleyhisselamın dindeki rolünü, modelliğini tartışanlar Allah'ın sevmediği kullardır. Onlar da hakikatte Allah'ı sevmiyorlar. İşte ayet-i kerime ortada. Peygamber aleyhisselamı tabi sevmenin memizde buradan ortaya çıkıyor. Allah'ın Resulüdür, onun için seveceğiz. Önderimizdir, rehberimizdir, onun için seveceğiz. Fahri Kainat Efendimizdir, onun için seveceğiz. Bütün bu Kur'an'i hakikatlerin bize ulaşmasına, vesile olmuştur. Onun için seveceğiz, tazim edeceğiz, hürmet edeceğiz. Onu sevmenin diğer bir alameti de sünnet seniyesine muhalif olan bidatlerden kaçınmaktır. Yani her bidat bir sünneti kaldırır. Bir bidat yerleşirse onun yerinde olduğu sünnet ortadan kalkar. Dolayısıyla bidatlerden kaçınacağız, ehli bidattan da kaçınacağız. Ya ben Peygamber Aleyhisselam'ı seviyorum ama ehli bidat adamlarla da otururum, kalkarım, videolarını seyrederim, kitaplarını okurum. E bu da sevgiye muhaliftir. Peygamber Aleyhisselam'ın sevmeyenlerle dostluk Peygamber Aleyhisselam'ın muhabbetine zarar verir. Bu ikisi bir arada olamaz. Üçüncü bir hadise de Peygamber Aleyhisselam'ı sevmeyi artırmak ve sevdiğimizi beyan etmek için ona salavat-ı şerifeyi çok okumalıyız. Onun için büyüklerimiz Delalül Hayra kitabını sofilere evrat olarak vermiştir. Haftada bir hatim ederler. Onun dışında da gene okuması olmayanlara salavat-ı şerifi salavat-ı şerife dersi verilmektedir. O salavat-ı şerifeler hem ibadettir, hem duadır, hem sevaptır. Hem de eğer manası da bilinerek okunursa Efendimiz Aleyhisselam'a bizi yaklaştırır. Aramızdaki muhabbet bağını artırır. İşte ondan sonra Allah dostlarını seveceğiz. Allah dostlarının sevgisi, onlar bize zaten başta kendini sevdiriyor da onu muhafaza etmemiz lazım. O sevgi, o muhabbetin muhafazası ise adaba riayetle mümkündür. Eğer onların bize tavsiye ettiği Kur'an ve sünnet menşeli Adab adı verilen reçeteyi uygularsak muhabbetimiz yoksa gelir, varsa da kuvvetlenir ve muhafaza ederiz. İşte zikir bunun başta gelen en birincisidir. Hatme vardır, mürşit ziyareti vardır, ondan sonra hizmet etmek vardır, rabıta yapmak vardır. Yani sevginin, mürşitle ilgili hukuktaki muhabbetin ölçüleri de bunlardır. Bunlar yapılmadan, bunlar gevşek yapılarak veya hiç yapılmayarak, sevgi iddiası içi doldurulmaya muhtaçtır. Ama bunlar varsa o insanın sevdiğine alamettir. Mesela hizmet hususunda Sadat'ın yetiştirdiği büyüklerimizden birisi Yarbay Mehmet abidir. Hayatı boyunca 24 saat sohbet etmiştir. Uyku hariç. Allah alem uykuda da devam etmiştir kanaatindeyim. Mesela Doktor Ahmet abi de mürşit ziyaretinde ve güzel ahlak-ı hamide hususunda çok güzel bir abimizdi. Ben onların ikisini de rahmetle yad ediyorum. İkisini de sayıyorum, seviyorum. Ve onları kendime örnek almaya çalıştım. Daha yukarısıyla pek temas etme imkanım olmadı. Biraz da hukuklarını muhafaza edemeyiz diye de bir çekingenliğim oldu. Onlar gibi yapmaya gayret ettim. Tabii onlar gibi yapmamız mümkün değil ama hiç şey olmasa onları kendime örnek aldım. Emekli olduktan sonra müşit ziyaretini artırma kararı aldım. Doktor Ahmet abinin zekatı da olsa, 40'ta biri kadar da olsa, iki ayda bir gideyim dedim Menzil Şerife. Covid'den önceki Aralık ayında buhar evlerine gittim. Allah nasip etti. Ocak ayı geldi hemen. Kasım, Aralık boş geçti. Ocak ayı geldi. Tekrar gittim. Ondan sonra Şubat'ta geri döndük. Mart'ta da Covid musibeti geldi. E bizim yaş itibariyle ve doktorlar kronik rahatsızlıklarım var. Tembihlediler. allah Teala o kadar nasip etti. Yoksa ben iki ayda bir menzili şerife Gavs'ımızı ziyarete niyet etmiştim. Ama Covid musibeti buna müsaade etmedi. Nasip bu kadarmış. Ama niyet etmiştim. Bütün hayatım boyunca zaten imkanlarım elverdiği ölçüde kendimi ve ailemi oraya götürmeye çalıştım. Hele çocuklarım 18 yaşına gelene kadar okullar tatil olduğunda Haziran'ın o haftası otobüslere bindik, gittik. En güzel günlerimiz onlardı. İnşallah gene o şekilde devam ederiz diye Allah'tan dua ediyorum. Bu şekilde ziyarete devamla, adaplara devamla muhabbet muhafaza edilir, artırılır, ibadetler teşvik olur. Muhabbeti tabii kaybetmek mümkün. Bu böyle bize sabit verilmiş hiç kaybetme riski olmayan bir sermaye değil. Eğer haramları işlersek muhabbet azalır gazaplanırsak muhabbet azalır. Gazap muhabbet nurunuz söndürür. Gazap söndürür. Haramlar söndürür. Bir de münkirlerle oturup kalkmak, onları dinlemek, onların eserlerini okumak, onların videolarını seyretmek o da muhabbetin kaybolmasına sebep olur. Evvela işte bunlardan şey, şey yapmak lazım. Kaçınmak lazım. Yani münkirlerle bizim ne işimiz olsun? Ne diyor diye merak ediyor. E merak ediyorsun ama o adam yani onun söylediklerini karşılayacak senin ilmin yoksa e seni götürüyor, senden gidiyor. İlmin olsa dahi dinlediğin için onun zulümatı sana bulaşıyor. Kalbin katılaşıyor. Kasvet geliyor, zulümat bulaşıyor. Yani sofilik ince bir iştir. Münkirlerle oturup kalkmamak lazım. Kalbi katı adamlarla oturup kalkmamak lazım dedikodu, gıybet, iftira bu gibi günahlardan uzak durmak lazım. Bunlar muhabbeti azaltır ve bitirir. Allah hepimizi korusun. Muhabbet çok kıymetli, çok tatlı, çok nurani bir şeydir. Muhabbet olduktan sonra, evet, nefsani de olsa Ferhat Şirin için daha deler. Evet, Mecnun da Leyla Leyla diye Mevla'yı bulur. Muhabbet böyle bir iksirdir ama ona sahip çıkmak lazım. Onu da para muhabbetiyle, dünya muhabbetiyle, makam muhabbetiyle bir tutmamak lazım. Ona benzetmemek lazım. İlahi muhabbetin bir damlasına Marmara Denizi kadar dünya muhabbeti değişilmez. O ondan üstündür. Sahabe-i kiram Peygamber Aleyhisselam'ı çok severdi. Efendimiz Aleyhisselam azatlı kölelerinden Sevban'ı çağırdı bir gün. Dedi ki Sevban bir rahatsızlığın mı var? Sevban dedi yok ya Resulallah. E dedi seni ben eriyor görüyorum. Devamlı zayıflıyorsun halin nedir? Ya Resulallah bir derdim var ama maddi değil dedi. Nedir dedi? Ben seni çok seviyorum. Ve her hasret bastığında gelip Mübarek cemaline bakıyorum, ferahlıyorum. Şimdi düşündüm ki dedi, siz peygamberlerdensiniz, peygambersiniz. Sizin cennette makamınız farklı olur. Biz cennete girmeyi Allah nasip etse bile sizden ayrı kalacağız. Sizin yanınızda olamayız. Ben ona nasıl dayanacağım? Onun üzüntüsüyle eğiliyorum ya Resulallah dedim. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Allah ve Resulüne itaat edenler, kendisine nimet verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır. Onlar ne güzel arkadaştır diye ve sevvan rahatladı, Sabi ikram rahatladı. Bu hep tabii geçmişte kalmış şeylerdir. Yaman Dede var biliyorsunuz. O yolda giderken İmam Hatip'te öğretmenlik yapıyordu 50 yıllarında. Aniden duvara yaslanırdı böyle. Kendinden geçerdi. Yoldan geçenler, talebeleri tanıyanlar ne oldu efendim derlerdi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem hatırladım da kendimden geçtim dedi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.